Fatiha suresinde hamd ve övgü duadan önce gelir. Çünkü öncelikle bu duanın sünnetidir ve isteğin övgüden sonra gelmesi daha doğrudur. Bu duanın kabul edilmesine daha yakındır. İkincisi, Rahman sıfatı din gününün sahibi ifadesinden önce gelir. Çünkü Allah-u Teala'nın rahmeti gazabını geçmiştir. Yalnız sana ibadet ederiz ifadesi, yalnız senden yardım dileriz ifadesinden önce gelir çünkü. İhtiyacı istemeden önce. Vesileyi yani aracı sunmak daha uygundur. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in tüm sırlarını toplamıştır. İmanımızı bu cümlelerle kaybediyoruz. Namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Namaz kılmayanın dini sağlam değildir. Namaz vücutta başın yeri gibidir. Alt tarafı bir nazar boncuğu. Başka ne olabilir ki? Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamamına erdirmesin. Fala zaten inanmıyorum, eğlencesine baktırıyorum. Kim bir kahine gider dediklerini doğrularsa şüphesiz ki Kur'an'ı inkar etmiş olur. Ben şakasına öyle dedim, yalan sayılmaz. Yazıklar olsun ki o kimseye. İnsanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler. Yazık ona, yazık ona. Bu devirde faizsiz iş yapılmıyor ki. Faiz yiyene yedirene, tüm muamelenin şahitlerine lanetler olsun. Daha yaşım genç, ileride tövbe ederim. Erteleyenler helak oldu. Sahip olduklarının değerini bil ve şükret. Modası geçti artık, istemiyorum. Yine mi aynı yemekler? Bıktım. Bu küçücük evde yaşamak istemiyorum. Düşün, kıyafet seçme hakkı olmayan. Düşün, yemek seçme hakkı olmayan. Düşün, evini beğenme hakkı olmayan. Bir daha düşün. Sahip olduklarının değerlerini bil ve öğren. Ve yüce olan Allah Azze ve Celle'ye şükret. Bakın Ayetel Kürsi'yi okurken ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anhaya şöyle buyurdu. Kur'an'da en büyük ayet Ayetel Kürsi'dir. Bu ayeti kim okursa Allah o kimseye anında bir melek gönderir. O melek o kimsenin ertesi güne kadar bütün iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde okunduğunda şeytan o evi 30 günlüğüne terk eder. 40 gün müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın ne de bir sihirbaz erkek girer. Ey Ali, bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan büyük bir ayet nazil olmadı. Huzur veren, gönlü ferahlatan 3 güzel dua. Hadi bakalım, birden 3'e kadar aklından bir sayı tut. Bakalım senin nasibine hangi dua çıkacak? Seçtiğin sayıyı ve sana çıkan duayı yorumlarda yazmayı ve beni de buradan takip etmeyi unutma. 1. Allah Azze ve Celle'den başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur ve o her şeye kadirdir. 2. Allah senin yardımınla sabaha girdik. Senin yardımınla akşama kavuştuk. Senin yardımınla diriliyor, senin kudretinle ölüyoruz ve kıyamette varış sanadır. 3. Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince Allah-u Teala'nın makamına yakışmayan tüm sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd eder. Hayatınızı değiştirecek 7 esma. Ya kafi. Sıkıntılardan kurtulmak için 116 defa. Ya gani, zenginlik, bolluk, bereket için 1060 defa. Ya fettah, engelleri kaldıran, huzura kavuşturan 71 defa. Ya rezzak, bol rızık için 308 defa. Ya kerim, hayırlı kapılar açan 270 defa. Ya vehhab, bağışlayan, bolca veren 14 defa. Ya mecid, İşleri kolaylaştıran 270 defa.